Cümleten selamun aleyküm dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Kur'an kursu haberi adeta Türkiye'de şok etkisi yaptı. Yaptı ama içerik hiç de öyle anlatıldığı gibi değil. Bazı haberler, bazı olaylar Kıbrıs'tan Türkiye'ye farklı farklı olaraktan farklı şekilde yansıtılabiliyor. Peki ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dün Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Aldığı karar icabınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kur'an kursu açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Şimdi olay şu sevgili dostlar. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner'in yaptığı açıklama gayet net açık bir şekilde ortada duruyor. KKTC'de din eğitimi yasaklanamaz. Kur'an eğitimi yasaklanamaz. Zaten yasak değil. Zaten yasaklanmadı da. Peki ne oluyordu? KKTC'de bir sendika devletin bu din işleri kuruluna dava açıyor. Yetki davası, kavga. Zaten aralarında yıllardır süren bir çekişme bulunmaktaydı. Hali hazırda bu sendikada sağ taraftan, sağ kesimden bir sendika. Önemli. Şimdi bu açılan dava 2018'den bugüne ve dün itibariyle sonuçlandı ve ne oldu? Din İşleri Dairesi'nin uhdesine verilen Kur'an kursu açma yetkisi geri Anayasa Mahkemesi tarafından alınaraktan esas Anayasa'da belirtilen hükmüyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrardan teslim edildi. Burada yapılması gereken nedir? Çok net ve çok basit bir adım vardır. Meclise, KKTC Meclisi'ne bu konuda görev düşüyor. Bu da yakın zamanda hemen yapılacak bir olaydır. Öyle Türkiye'de algılandığı gibi, anlaşıldığı gibi ne Burada Kıbrıs'ta Kur'an kursları yasaklandı. Ne de yasaklanır. Çünkü halkın bir ihtiyacı var. Çünkü KKTC'de milliyetçilik zaten bulunduğu nokta belliydi. Daha da yükselişe geçti. En son hatırlayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar seçildi. Tatar. KKTC meclisi gereğini yapacaktır. Zaten bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner yaptığı açıklamada her şeyi gayet açık ve net şekilde ortaya koydu. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sıkıntı yok, heyecan yok, her şey yolunda. Ermenistan Devlet Başkanı dün Gürcistan'a bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette şeref defterine, Gürcistan'daki şeref defterine mesaj yazdı. Yazdığı mesajın altına da Ağrı Dağı'nın resmini çizdi ve bunu imzalayaraktan orada şeref defterine bıraktı. Ne oldu? Gürcistan Cumhurbaşkanı ise bu şeref defterindeki görseli fotoğrafını aynen şöyle paylaştı. Ermeni ve Gürcü halklarının kardeşliği olaraktan paylaştı. Adeta dünyaya bir mesaj veriyorlar. Ağrı Dağı Ermenistan'ındır. Buradan Ermenistan'a da Gürcistan'a da mesajımız şu. Ulan götünüzde don kalmadı. Onu da gidecek ama siz hala Ağrı Dağı diye paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorsunuz. Gürcistan zaten Abaza'yı kaybetti. Diğer toprakları da Rusya'ya kaptıracak ve Türkiye'den size zınlık yardım gelmeyecek. Bunu mu istiyorsunuz? Kapıları kapatsak siz de Ermenistan gibi vrak vrak edeceksiniz açlıktan. Akıllı olun. Uslu pustu oturun. Yoksa... Ermenistan'dan bir haber daha. Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnak Sutyan Partisi. Taşnak Sutyan. Taşnak diyorum ya. Bu Taşnak komitacılar yaptığı açıklamada artık bayraktar belasından kurtulduk dedi. <laughs> Adamlar bayraktarı bela olarak görüyorlar. Peki ne diyor haberin içeriğinde? Aynen şunlar anlatılıyor. Biliyorsunuz yakın zamanda 2-3 gün önce Kanada Türkiye'ye tüm askeri teçhizatların satışını durdurdu, yasakladı. Sebep? Sebep bayraktarların Karabağ'da kullanılması. E sen bize yasakla. Biz zaten Aselsan gereğini yapmıştı. Bu merceklerin, lenslerin, gözlerin yenisini üretmiştik. Hem de daha iyisini. Taşnak Sutyan Partisi, Taşnak Partisi yaptığı açıklamada yurt dışındaki Ermenistan dışındaki Ermeni örgütlerini daha da desteklemeliyiz ki bu tür kararların tüm ülkeler tarafından alınmasını sağlamalıyız. Almanya, İngiltere, sağ sol her taraftan Türkiye'ye silah satışını, askeri araç gereç satışını, teknoloji satışını engellemeliyiz, durdurmalıyız. Bunu söylüyor Taşnak Kafalılar. Birisi şu daşnak artıklarına söylesin. Türk mühendisi, Türk genci, Türkler çalışıyor, üretiyor. Daha güzelini yapmak için harıl harıl mühendislerimiz, işçilerimiz, insanımız çalışıyor. Ve üretiyoruz da çok şükür. Uçan daşnak olmak istemiyorsanız gıçınızın üstüne akıllı akıllı, uslu puslu oturun. Ya da uçun. Uçun <laughs> Amerika'daki Ermeni ve Yunan lobileri TürkSat 5B uydusunu uzaya fırlatılmasını engellemeye çalışıyor. Hatırlayın yine bu aynı örgütler, aynı lobiler Amerika'da Türkiye'nin uzaya fırlatmak istediği 5A uydusunu engellemeye çalışmışlardı ama muvaffak olamamışlardı. Türkiye Milli Uzay Programı'nı duyurdu. Milli Uzay Programı'yla Türkiye vites yükseltti ve uzaya TürkSat 5B'yi fırlatmak için çalışmalara hızlandırdı. 2021'in son çeyreğinde uzaya fırlatacağız inşallah. Yunan ve Ermeni lobileri bunu engellemek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Daşnaklar ve Sirtakiler birlik olmuş Türkleri durdurmaya çalışıyor. Başaramayacaksınız. Dedeleriniz yapamadı. Siz hiç yapamazsınız. Cücük Kıbrıs Rumlarından İtalya'yla askeri işbirliği antlaşması arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Şimdi bu fotoğrafta hani Kıbrıs Rumlarıyla İtalya'nın askeri işbirliği antlaşması imza atması ve iki askerin kendi aralarında plaket takdimi değil. Burada konu, burada detay çok farklı. Fotoğrafı dikkatli incelediğimizde bir resim, bir tablo dikkat çekiyor. İyi bakın sevgili dostlar, yakınlaşıyorum. Tabloda bir liman. Liman Evet. Bu liman Girne Limanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde bulunan Girne Limanı'nı, Antik Girne Limanı'nı fotoğraf olaraktan duvarlarında kullanıyor. Kıbrıs Rumlarının Genel Kurmay Başkanlığı. Bak 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 bak. Adamlar hala Girne hayali kuruyor. Girne bizimdir. Türkler geldi 1974'te işgal etti orayı. İşgal ettiler tekrar kurtaracağız mesajı veriyor dünyaya Kıbrıs Rumları alacaksınız. Nah alacaksınız diyoruz. Cücük Kıbrıs rumlarına. Elinizdekilerine koruyun da oralara da yakında bayrak dikmeye geleceğiz inşallah. Çünkü Gidişat onu gösteriyor. Hem Yunan hem sen Kıbrıs rumu. Hiç akıllı durmuyorsunuz. Tokadı yiyeceksiniz. Tokadı yiyeceksiniz dedik. Dün akşam Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Yunan Dışişleri Bakanı Dendiyasa seri şekilde Osmanlı tokatlarını öyle bir çaktı ki Yunan Dışişleri Bakanı Dendiyas <laughs> Atina'ya geri yüzerek giderim dedi. Çavuşoğlu reis Ramazan topunu Yunan Dışişleri Bakanı'nın depesinde patlattı. Avrupa Birliği'ne güvenme. Onlara güvenerekten bu Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de adımlar atıyorsan güvenme dedi. Çünkü Türk'ün tokadı sağlam olur. Susuyoruz, susuyoruz, bekliyoruz ama öyle bir patlayacağız ki adalar, 12 adalar, Girit, Rodos, Midilli tüm adalarımızı geri alacağız inşallah. Bayrakları seri şekilde dikeceğiz inşallah. Bu Yunan'da, bu sirtakilerde taşa sürülecek akıl yok. Onların tek anladığı bam bam bam. Öyle mi? Öyle. Bu saatten sonra eteklere dikkat. Sirtaki siyahlarımız havalandıracak. Bekleyin. Vaktiniz yaklaşıyor. Aç daha sabır. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haber. Aselsan'ın yeni İHA Siha tasarımı ortaya çıktı. Patent için başvuruda bulundu. Aselsan arkada fotoğraflarını paylaşıyorum. Görmeyen dostlar için. Görenler mutlaka vardır. Kanatları katlanıp açılabilen bir SİHA, özellikle TCG Anadolu ve yeni yeni üreteceğimiz amfibi uçak gemileri için tasarlanan bu İHA, SİHA bunda ayrıca bir özellik daha var. Motor pervaneleri de içe doğru katlanıyor. Yukarı kalktığında, geri yukarı kalktığında, ileri gideceğinde öndeki pervaneler, motor pervaneleri içeriye doğru katlanıyor. Güzel, efsane bir SİHA geliyor. Haydi hayırlısı inşallah. Rus basınından bir haber. Rus basını diyor ki Suriye ordusu yani Esad'ın ordusu Türk İHA'sını düşürdü. Hı? Evet bununla gurur duyuyor Ruslar. Peki Rus destekli Esad ordusu Türkiye'nin hangi sihasını düşürdü? Bayrakları mı? Ankaları mı? Diğerlerini mi? Ya da? <laughs> yok yok. Arkada gördüğünüz İHA'yı, drone'u düşürdü. Ruslar diyor ki Esad Rusya destekli Esad gücü bu İHA'yı düşürmeyi başardı. Türklerin İHA'sı yerde. Peki bu düşürülen İHA nedir? Serçe 1 olarak adlandırılan yani bizim yemlemelik İHA'mız. Bunu Türk topçu birlikleri kullanıyor. Topçu birliklerimiz bunu havalandırıyor, ilerilere götürüyor, ileride keşif ve gözlem yaptırıyor. O keşif gözlem sonucu belirlenen koordinatlar topçu birlikleri tarafından bam 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 yapılıyor. Rusya'da bu İHA'yı düşürdüğü için gururlanıyor. Vay oğlum vay vay. Nere kadar düştünüz? Ulan bu bizim zaten yemlemelik İHA'mız. Dronumuz, drone. Güç çocuk, ufak tefek serçe birimiz. Bizimkiler savaş gemisi, denizaltılar, amfibi, uçak gemileri ve diğerlerini açılışa giderler. Yunanların başbakanı Miço, Miço'da hücum bot, sahil güvenlik gemisi açılışına gider. <laughs> Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Michotakis öyle gururlan bu fotoğrafları, pozları paylaşıyor ki bak biz de gemi açılışı yapıyoruz. Oysa bu gemiyi Avrupa Birliği bunlara hibe etti. İki adet sahil güvenlik botu alan Yunanistan sanki kendi üretmiş gibi gururlan, sanki büyük bir şey üretmiş gibi gururlan bir de başbakan düzeyinde açılışını yapıyorlar. Miço sen böyle sahil güvenlik botları, sahil güvenlik gemilerinin açılışını yap. Bizler de kendi ürettiğimiz insansız deniz araçları SIDA'larımızla karşı karşıya gelebilirsin. Türkiye Ukrayna'nın motor üreten devi. Motor siçi satın almaya hazırlanıyor. Ukrayna'nın bu dev motor üreten firmasına yatırım yapacak olan Türkiye %50 hisseye sahip olacak. Ve ortak füzeler, helikopterler, uçaklar birçok alanda ortak üretime hazırlanıyor. En son Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu konu en önde görüşüldü ve Ukrayna basınına yansımaya başladı. Antlaşma yolda. Türkiye Ukrayna'da fabrika satın alıyor. Uçak motoru fabrikası. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında yeni bir savaş başladı. Ama bu savaş öyle bildiğimiz savaşlar değil. Ne savaşı? Turist savaşı. Rusya Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği büyük destekten sonra Rus turistleri Türkiye'ye göndermekten vazgeçti, yasak koydu ve Rus turistler Türkiye'ye gelmemeye başladı, uçaklar gelmemeye başladı. Bu adımdan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada Türkiye'ye bizden iyi ilişkiler gidiyor, Türkiye bizde yükselen bir ilişkilerimiz var, bunu daha da pekiştirmeliyiz sadece askeri savaş alanında değil Türkiye'yi turist olarak da turist alanında da turizmde de desteklemeliyiz dedi Zelinski. Yapma Zelinski yapma başkan atma o oku dedik ama o oku verdi Zelinski ve Türkiye'den uğultular yükselmeye başladı. Ne uğultusu, espriler, mespriler havada uçuşuyor. Türkiye'den gençlikten yükselen sesler. Ukrayna'ya bir şey olursa mülteci kabul edebiliriz. Zelenski başkan siz hiç zahmet etmeyin. Biz geliriz, alırız. <laughs> Şaka bir yana sevgili dostlar. Bu turizm savaşları, turist savaşları başladı ama Rus turistlerin vazgeçilmesi Türkiye'dir. Putin istediği kadar Türkiye'ye yasak koysun Rus turistleri ne yapacak? Almanya diye çıkar, Fransa diye çıkar, Yunanistan diye çıkar, Bulgaristan diye çıkar. Yine Türkiye'ye oradan çıkıp gelir. Çünkü birçoğunun Türkiye'de mülkleri var, evleri var. Bir de Ukrayna Rusya turistleri arasında, Ukraynalı Rus turistler arasında kavga yaşamayalım Türkiye'de. Durun ya durun kavga etmeyin. Türk gençleri sizleri barıştırır. Malta Dışişleri Bakanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışı. O. Bu önemli. Bu çok önemli bir haber. Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisine Malta'dan büyük destek geldi. Malta bu öneriye destek veriyor ve Malta bunun üzerine koyuyor. Malta diyor ki, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu konferans önerisine Akdeniz'de sınırı bulunan, Doğu Akdeniz'de sınırı bulunan tüm ülkeler katılmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılmalı. Bu ilk İlk defa sevgili dostlar, ilk defa Avrupa Birliği'nden bir ülke KKTC'yi uluslararası bir toplantıya çağırıyor. Onlar da gelsin, onlar da bulunsun diyor. Çünkü Doğu Akdeniz'de çıkacak olan doğalgaz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem Cücük Kıbrıs Rumlarını hem de diğer ülkeleri ilgilendiriyor. Bu açıdan önemli bir açıklama. Ayrıca Türkiye ve Malta arasında Libya'ya yönelik önemli adımlar var, önemli açılımlar var. Malta, Türkiye'yi Libya konusunda destekliyor, sonuna kadar desteklemeye devam edecek dedi Malta Dışişleri Bakanı. Eee güzel. Malta'nın bu açıklaması boşa yapılan bir açıklama değil. Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında böyle konuşuyorsa hatırlayın sizlere haftalar önce bir video yapmıştım. İngiltere, KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması, tanınması noktasında bir adım atabilir. Malta da bunu konuşuyorsa, Malta biliyorsunuz İngiltere'nin arka bahçesi. İngiltere bazı şeyleri, bazı olayları Malta üzerinden konuşuyor, gündeme getiriyor. Haydi bakalım, hayırlısı. 27-29 Nisan'da Cenevre'de beşli konferans var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye yeni bir adım, yeni bir atılım, İki devletli çözüm yakında başlıyor. Haydi hayırlısı. Fransa satmak için çok uğraştı. İsrail satmak için çok uğraştı. Gittiler geldiler seferler yaptılar ama olmadı. Fas döndü dolaştı sonunda geldi. Türkiye'den Siha filosu aldı sevgili dostlar. Fas Kraliyet Ordusu 13 adet Bayraktar TB2'yi Türkiye'den 70 milyon dolara satın aldı. Ve tabi bunun arkası da gelecek. Hani bu 70 milyon dolar 70 milyon dolarda kalmayacak. Bunun bakımı, onarımı, bunların mühimmatları. Mamle'ler, mamci'ler. Türkiye sadece bir siha satmıyor. Türkiye arkadan durmadan sevkiyat yapacak şekilde siha satıyor. Bunun arkası gelecektir. 70 milyon dolar olacak 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon, 500 milyon dolar. Fas basının aktardığı haberler aynen şu şekilde. Fas, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA filosu satın aldı. Bu satın aldığı SİHA filosu ile Fas ordusu çok güçlü olacaktır. Nereye karşı? Cezayir'e karşı güçlenecektir. Ayrıca ayrılıkçı Poliserio örgütüne karşı Fas güçlenmiş olacak. Burada bu İHA'ları, lar, SİHA SİHA'ları kullanmak için aldı diyor Fas basını. Bu Türk siyahları en son Karabağ Savaşında Azerbaycan ordusunu Ermenistan'a karşı çok büyük bir üstünlüğe geçirdi. Ermenistan ordusunu yerle bir etti asimetrik savaşta Türk siyahları önemli bir yer tuttu diyor Faspasını Faspasını gerçekleri görüyor Dünya gerçekleri görüyor ve bunu anlatıyor yaşıyorlar Türkiye'de siyahları çatır çatır alıyorlar parayı ver al. Ama öyle herkese yok. Türkiye bunu FAS'a sattıysa mutlaka arka kapılar ardında. Arka planda Türkiye FAS arasında önemli görüşmeler vardır. Önemli görüşmelerin ardından bu satış gerçekleşmiştir. Yoksa öyle siyahlarımızı her ülkeye satmayız. Kuzey Afrika ülkeleri Türkiye'ye daha da yakınlaşmaya devam ediyor. Bu ilişkiler daha da yükselecektir sırada Körfez, Suud ve diğer ülkeler. Onlar da isteseler de istemeseler de Türkiye'nin hizasına, Türkiye'nin önüne gelecekler. Fas Türkiye'ye çok yakın ilerlemiyordu ama yapacak bir başka adım yok. Türkiye'ye yaklaşmaktan başka bir adım olmayan Fas bu adımı atmak zorunda kaldı. Çalışıyoruz, üretiyoruz, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.